Evet efendim, yine haftalığın bu bölümünde önemli bir konuyu masaya yatıracağız. İlk önce orta gelirliler için konut kampanyası geldi, biliyorsunuz sadece sıfır konutları kapsıyordu. Şimdi sıradaysa ikinci el konutlar için kampanya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bu arada. Şimdi birinci ağızdan çıkınca haliyle herkes merak ediyor. Ne olacak, gelecek mi, nasıl gelecek ya da nasıl olmalı gibi. Faiz oranı ne kadar olur? Şimdi emlak piyasasında nasıl bir beklenti var? Pek çok sorumuz da var haliyle bu konuyla ilgili olarak. İstanbul Emlak Brokerleri Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan bizimle birlikte. Sizin merak ettiklerinizi biz de ona soracağız. Hatta biz de merak ediyoruz haliyle. Şimdi hoş geldiniz Ulvi Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun Oya Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi merak ettiğimiz konular var haliyle bizi izleyenlerin de. Öncelikle şöyle diyelim. İkinci ellerle ilgili kampanya yapılmalı mı, yapılmamalı mı, olacaksa nasıl olmalı gibi. Şöyle bir baştan başlayalım, sonra zaten yavaş yavaş detaylara bakacağız. Tabii. Aslında ikinci el kampanyada, birinci el kampanyada olduğu gibi yapılmalı. Çünkü fiyatları birinci ele göre biraz daha düşük olduğu için alım gücüne daha çok hitap ediyor. Ancak bu konuda bir bütünsellik olmadığı takdirde spekülasyonlara neden oluyor. Yani İkinci elde bir kampanya düşünüyoruz dediğiniz zaman, altı boş olduğu zaman, çerçevenin içinde çok şey girmediği zaman manipülasyonlar başlıyor. Her ne kadar insanların satın alma gücü kısıtlı olsa da insanların barınma ile ilgili yaşadıkları endişeler bu arayışların içine itiyor. Bu da bence fiyatları tetikliyor. Doğru, çok haklısın. Şimdi bir önceki kampanyadan farklı olmalı mı? Ya da olacaksa ne gibi farklılıkları olmalı sizce? Hani sıfır konutlar için soruyorum. İkinci ellerde. Bence bu bir önceki kampanya çerçevesi itibariyle başarılı bir kampanyaydı. Başarılı. Yani peki. Niye? Çünkü biz şunun kararını vermemiz lazım. Konut yatırım mı? Konut barınma mı? Aslında ikisi de doğru. Ama bir de günün doğrusu var. Zamanın ruhu var. Bugünün doğrusu barınma olmalı. Bugünün doğrusu barınma olduğu için bu politikalar bizim cebimizden giden, subvanse edilen destekler olmasına rağmen sosyal devlet gereği yapılması lazım. Doğru yapılması lazım. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Maalesef bu işe karar vericiler, bu daha önceki TOKİ kampanyalarıyla da dahil olmak üzere söylüyorum. Çok kapsamlı araştırmalar yapmadan bu işe girdikleri için her biri bir köpük oluşturuyor. Oysa köpük derken? Köpük şöyle, örneğin A, B, C konuları hiç konuşulmadan bir şey yapılıyor. Bu piyasadaki yatırımcı açısından veya inşaat geliştiricisi bir fırsat gibi görülüyor. Ve hemen yatırım olanlar başvurabilir mi bu kampanyaya, başvurabilecek mi? Detaylarını da çok net bilmiyorum. Şimdi bizim konuşacağımız, olmalıları konuşuyoruz şu anda. Çünkü sadece birinci el kampanyasından sonra Sayın Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı böyle bir çalışma yapabiliriz dedi. Bir de geçenler TRT'de Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir çalışma var. Bunu seçimden sonra düşünüyoruz. Birinci el konutların üretimi öncelikli olmak üzere bu da yapılacaktır dedi. Bunun dışındakiler spekülasyon. Burada bizim konuştuğumuz konular da bir spekülasyona neden olmasın endişesiyle yani de bunun sadece olmalı meli noktasını konuşuyoruz. Tabii biz. Yani özellikle şimdi tabii. Biraz önce siz de söylediniz ya, en temel ihtiyaçlarımız tabii. Var bizim bu hayatta. İşte gıdamız en temel ihtiyacımız, tabii. Barınma en temel ihtiyacımız tabii. Ama bugün de baktığımız zaman eskiden insanın ev sahibi olması çok daha kolayken bugün ev sahibi olmak neredeyse imkansız hayal gibi bir duruma dönüştü. Ya da kirada oturmak da aynı şekilde insanları çok zorladığı için ev sahibi olma gereği hissediyorlar. Ama şimdi birinci diğer konut kampanyasında baktığımız zaman sıfır alamayan, bütçesi buna uymayan pek çok insan da var. O yüzden ikinci el daha karlı gibi düşünülüyor. Daha karlı olması gerekiyor değil mi? İkinci elin. Yani daha ulaşılabilir olması diyelim. Daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Şimdi biz diğerini konuştuğumuzda yine bu sizle de konuştuk. Farklı konuklarımızla da uzmanlarımızla da konuştuk. Şimdi baktığımız zaman diğerlerinde neredeyse ulaşmak yine çok zordu. Kampanya tamam, güzel kampanyalar, başarılı kampanyalar. Ama şimdi orta gelirli ve dar gelirliler için neredeyse yine de sahip olması zor gibi görünen. Şimdi ikinci elde bu aşılır mı acaba?
Yani nispeten aşılacaktır. Mesela bu birinci el kampanyasının 10. gününden sonra bir Anadolu Ajansı'nın bir haberini okumuştum, hı hı, ben. Burada müracaat 8027 oldu. Hı hı. Bunun en çok müracaatın 4371 konutla 3. bölge, yani 74 il. Yani, hı, burada 3 bölgeye ayrılmıştı hatırlarsanız. Hı hı. Birinci bölge İstanbul, ikinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Mersin, Antalya illeri. Hı hı. Diğeri 74 il. Yani Türkiye'nin diğer 81'in bakiyesi olan iller açıklanmıştı. En çok burada söz konusu oldu. %55'den. İkincisi İstanbul. 1859 konutla %23.10'muş. Üçüncü de ikinci bölge. Yani diğer 6 büyük, hı hı, ili kapsayan 1797 konut. %22.38. Aslında sizin söylediğiniz burada cevabı var. Hı. Niye üçüncü bölgede en çok oldu? Çünkü üçüncü bölgede o ilde oturma mecburiyeti aranmadı. Diğer şartlar arandı. İşte hiç, hmm, konutu olmaması, kirayı verebilir olması gibi avantaj. Önemli bir detaydan bahsediyorsunuz şu anda. Tabii. Dolayısıyla ben şimdilik onun rakamlarına bakmadım ama gidin bakın. Büyük şehirlere yakın 3. bölge illeri en fazla satılmıştır. Yani benim kanaatim, hmm, Kocaeli, Sakarya, işte Tekirdağ. İşte hem merkezi bölgelere merkezi yakın. Tabii. Ama hem de üçüncü bölge. Üçüncü bölge. Niye? Hı. Orada alacak, kirayı verecek, oradaki kira gelirini, buradaki bütçesini ekleyecek ve bir daha rahat yaşam, hı hı, sürme hedefinde olan insanlar bunu yaptılar. Rakamlar da bunu söylüyor. Dolayısıyla bizim bu eylemleri yaparken enine boyuna kapsamlı düşündüğümüz takdirde verimli çalışmalar olacaktır. Nitekim oluyor da. Peki biraz önce bahsettiniz ya, Türkiye'de 3 bölge var. 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge. Şimdi 1. bölgedeki bir insan 2. bölgeden ev alabilir mi? Hayır. Yani İstanbul'dan, İstanbul'daki bir kişi Ankara'dan ev alamaz. Kendi yaşadıkları illerde alabiliyor. Bir yıl içinde, hı-hı, yaşam koşulu var. Hı-hı. Tek istisna 3. bölgeydi. Hı-hı. Yani başka bölgelerde yaşayan birisi diğer şartları ihtiva ediyorsa 3. bölgeden ev alabiliyordu. Zaten bu rakamlar da onu veriyor. Peki ikinci elde de böyle bir durum olur mu? Yoksa daha farklı bir değişim? Ben bunların doğru işler olduğunu düşünüyorum. Yani, hı, bu en son kampanyada yapılan işlerin doğru işler olduğunu düşünüyorum. Bunun benzeri bir kampanya. Burada da eksikleri yetkililerimiz daha iyi görmüştür. Onları da dikkate alarak, onları da giderirlerse ben bunun doğru iş olduğunu düşünüyorum. Peki mesela diğer kampanyadan yararlanıyorsanız bu kampanyadan yararlanamayacak mısınız acaba? Nasıl? Kampanyalar genellikle bu şekilde mi oluyor? Nasıl oluyor? Yararlanmamalı diye düşünüyorum ben. Hmm. Ya yararlanmayacak diye ben bilmiyorum çünkü. Bilmiyoruz, bir şey yok tabii şu anda net ortada. Olarak, ama yararlanmamalı. Çünkü bu sübvansiyon hepimizin kesesinden, hazineden, hmm, gidiyor. Dolayısıyla barınma ihtiyacı çok kutsal, evrensel bir hak, anayasal bir hak. Hmm. Dolayısıyla evi olmayana ev almaya yönelik bir destek olmalı. Öbürü çok doğru gelmiyor bana. Peki o zaman şunu da sorayım. Kimler başvurabiliyor? Yani kimler başvurabiliyor? İkinci el seçeneğine. Mesela orta gelirlilerde şunu dediler. Şu kadar ücrete sahip olmak gerekiyor. İşte aylık ya da bir evde şu kadar asgari ücret alınması gerekiyor gibi. Kimler başvurabilecek? En son kampanyada dikkat ederseniz sayı ve kriter çok şeydi, esnekti. Hmm. Evinin olmaması. Evin olmaması bir kriterdi. Bir de rakam kriteri vardı. Bilmem 80 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani toplam hane geliri. Bu rakam kriteri olmadıktan sonra, yani bence olmamalı o rakam kriteri. Çünkü her İkinci bölge, elde rakam kriteri olmamalı mı diyorsunuz? Olmamalı bence. Yani ama onun dışında kesinlikle evi olmayan, yani hane halkında, hı hı, evi olmayanların önceliği olmalı. Satmama gibi durumlar, haciz konamama, sadece mirastan yararlandırma durumu. Çünkü insan öldüğü zaman artık mecburen miras geçecek. Onun, hı hı, önüne geçemezsiniz. Doğru. Onun dışında tasarrufu önleyici önlemler alınarak bu serbest bırakılmalı diye düşünüyorum. Peki. Bir de hiç, hı, burada konuşulmayan bir şeyi söyleyeyim. Tabii lütfen. Depremle ilgili bu binaların sağlamlığı ile ilgili bir düzenleme yapılmalı. Ha, şimdi o konuya da geleceğiz. Ha, onunla ilgili, tamam. Evet, o konuyla ilgili sorularımız da var. Çünkü önemli. İkinci el olunca, sıfır, tabii, olmayınca şimdi, tabii, haliyle konuşulması gereken, tabii, farklı konular da var. Şunu merak ediyorum. Mesela bir kişi evi var. Eşi de bu kampanyaya başvurabilir mi? Hayır.
Hane halkı dediğimiz karı koca ve 18 yaşını doldurmamış çocukları bir hane olarak kabul ediliyor. Aynı evde de yaşasa 18 yaşını doldurmuş çocuklar ayrı bir müracaat yapabiliyor. Yani bir evden hane halkından bir kişi bir kişi yararlanabiliyor. Peki şimdi orta gelirler için faiz oranlarını biliyorduk aslında, bakmıştık sizinle. Bir kere daha hatırlatalım daha önceki konut kampanyalarını. Bunda ne bekliyoruz farklı olarak? Daha mı düşük olur, aynı mı olur? Ne kadar düşük olursa o kadar cazip oluyor. Yani oran düştükçe, biz bundan önceki yıllarda, ben bu sene 28. yılım benim emlakçılıkta, bundan önceki yıllarda %1'in altına düşen her alım satım, her faiz oranı alım satım hareketlendirdiğini görüyorduk. Ancak maliyetlerin çok artması, satın alma gücünün de bunun karşısında düşmesi, %1'in altına, hatta işte 0.69 gibi çok iddialı bir orana gelmesine rağmen bu sayıları etkiler oldu. Dolayısıyla ikinci el buna biraz daha bir hareket getirecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi, yani barınma mı, yatırım mı noktası, özellikle bu içinde olduğumuz süreçte bence barınmayı öncelikli hale getirmeli. Peki. Şimdi şu ikinci ellerde faiz oranlarını şunu merak ediyorum. Düşük olarak çok böyle düşük mü olur, yoksa az çok birbirine yakın rakamlar mı telaffuz edilir, ne dersiniz? Ben bir tek bu konuk olacağım diye gelmeden bir araştırma. Somut örneklerle eğer Bir araştırma yapmıştım. Bir ATV'nin haberini alıntı yapmış bir yer. Peki. Orada bir şey buldum. 0.99 180 ay vade konuşuluyor. Onun dışında başka bir yerde bu haber bulamadım. Dolayısıyla yani enflasyonun altında oranlar ilerleyen yıllarda insanların bütçesini rahatlattığı için o oran ne kadar düşük olursa o kadar. Ancak ilk konuşmamıza başlarken söylediğim gibi, eğer ki diğer yatırımı önleyici önlemler alınmadığı takdirde bu tekrar yine fiyatlara yansıyıp fiyatları yükseltecektir. Anladım. O önlemler alınmalı. Peki şimdi tekrar bu konut kampanyalarıyla karşılaştırmalı gidiyoruz. Çünkü tekrar söyleyeyim, net bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı belki net olarak en son açıklayacak bize bu bilgileri. Ödeme planları nasıl olur? Bundan öncekiler nasıldı çünkü? Benzer mi olur, farklı mı olur? Demin aslında söylemiş olduğum konu, üçüncü bölgeyi cazip hale getiren insanların satın alma gücüne yönelik kampanya şartları dikkat çeker. Yani İstanbul'da yaşayan birisi gidip niye İzmit'te ev alsın, niye işte Çankırı'da ev alsın, niye gidip de Muğla'da, pardon Muğla bu kapsam içindeydi, niye gidip de Denizli'de ev alsın? Dolayısıyla bu rakamlar çok önemli. Bu rakamlar ulaşılabilir olmadığı takdirde kampanyada sönük olacaktır. Peki. Peşinat ne kadar olur ikinci ellerde? Hiçbir şey yok ortada, ama ne olmalı dersek, ne olmalı? İnsanların satın alma gücüne göre, bu istatistik kurumlarımız var, bakanlığımız var, planlama örgütlerimiz var. Bunlar ulaşılabilir dikkate alıp da asgari ücretli orta gelirin arasında bir rakamlarda ulaşılabilir peşinat ve ona göre bir vade yapısını oluşturmak lazım. Orta gelirli de nasıldı bu peşinat meselesi? Yani yüzde kaçına tekabül ediyordu, hatırlıyor musunuz acaba? %25 diye hatırlıyorum ama rakamlar yüksek olunca %25'ler de çok yüksek olmuş. Çok olmuşsun. Yüksek oluyor. Önemli olan bugün inşaatın maliyeti, arsa payının maliyeti, önemli olan bunlardır. Büyük şehirler için konuşuyorum, diğerlerini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. İstanbul'da arsa payı dediğimiz %45'in üzerinde. Demek ki bizim nitelikli bir arsa üretime de ihtiyacımız var. Veya baktığınız zaman en büyük göç alan iller, büyük şehirler ve başta İstanbul. Demek ki bir planlama ile ilgili de bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Yani bir başka ifadeyle bir bütünsellik gerekiyor. Değerli dostumuz, sizin de çok konunuz var. Ahmet Büyükduman'ın güzel bir sözü vardı. Daha doğrusu onun söylediği bir söz: umuru devlet aheste gerek. Bu şair Nabi'nin bir sözüymüş. Yani devlet bunları enine boyuna kapsamlı düşünmeden hızlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Böyle olduğu takdirde yapılan işler her gün bir öncekinden daha iyi işler yapılıyor. Zaten gördükçe, aslında eksikleri gördükçe bir sonraki kampanyalar daha farklı bir şekilde gelmeye başlıyor. Ama daha kapsamlı düşünürsek onun manipülatif yanları da körpülenmiş olur. Tabii doğru söylüyorsun. Şimdi biraz önce siz de dikkat çektiniz, tam o konuya gelelim. 99'da büyük bir deprem yaşadı Türkiye, İstanbul daha doğrusu. Şimdi bu depremden sonra da bazı binalar hasar gördü, çok hafif de olsa. Şimdi deprem öncesi binalar dahil olacak mı
İkinci el kampanyası ne dersiniz? Olmalı mı ya da? Olmalı mı? Bence o da, tamam. Daha doğru böyle soru. Böyle soralım. Olmalı mı? Bence deprem sonrası konutlar direkt kabul edilmeli. Deprem öncesi için ise gerekirse üniversitelerden, laboratuvarlardan rapor alınmalı. Çünkü beton seviyeleri, işte etriye aralıklarıdır, demir ölçümleridir. Bunlar hepsi önemli şeyler ve bir deprem kuşağında yaşıyoruz. Yani hem ülkemiz genel anlamda işte İstanbul bunun önceliği olan yerlerden biri. Bu bence en önemli konu bu olmalı. Peki biz normalde şimdi 99 depremini yaşadıktan sonra pek çok yönetmelikte değişiklikler olduğu binalar ama gördüğümüz kadarıyla buna pek çok müteahhitin ya da işte ev sahibi olanların ya da bunu yaptıranların gördük ki buna pek fazla uymuyorlar. Bunlar nasıl olacak? Hepsi bunların bir incelemeden, kontrolden mi geçecek Türkiye'deki bu kadar aslında bina? Aslında bu söylediğiniz konu sırf inşaatla ilgili değil, temel bir noksanlık. Yani denetlemeyle ilgili, otokontrolle ilgili, vatandaşın bilinçlenmesi, şikayet etmesiyle ilgili, RSEN denetimlerle ilgili kapsamlı bir programımız, caydırıcılığımız yok. Dolayısıyla fırsatçıları her gün gün doğuyor. O anlamda devletin bununla ilgili bir genel düzenleme yapması gerekiyor ki çünkü vatandaş, tüketici bunun mağduru olabiliyor. Araştırmaya vizyonu yetmeyebiliyor, imkanı yetmeyebiliyor. Dolayısıyla devletin bununla ilgili bir kapsamlı düzenleme yapması lazım. Anladım. Peki bina yaşı kriteri olur mu? Yani depremi geçtik hadi deprem öncesindekiler kontrolden geçmeli. Bilmiyorum ama olmalı bence. Yani olmalı. İşte deprem sonrası direkt kabul edilmeli. Deprem öncesi de üniversitelerin laboratuvar raporlarına bağlanmalı. Yani sağlamlık dirençleri. Ama peki şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi 5 yıllık bir bakıyorsunuz depremde, İzmir depreminde de özellikle gördük. 15 yıllık bina yıkılmıyor ama daha yeni yapılmış 2-3 yıl önceki binaların yıkıldığına şahit olduk biz. Şimdi bu yüzden de hani ikinci ellerde bunu tekrar söylüyorum. Nasıl karar verilecek, nasıl olacak? Binanın iyi olup olmadığını herkes bir incelemeye mi dahil edecek? Böyle bir bizim durumumuz söz konusu mu Türkiye'de? Yani bütün binaları inceleyebilseydik sanırım deprem öncesi çok önemli önlemler alalım. Bütün binaların incelenmesi zor olduğu için ben zaten deprem sonrası varise tutulup daha öncekilerin yapılması lazım diye. Yoksa dediğinize ben de yürekten katılıyorum. Daha bir sene önce yapılmış inşaatta bile denetimle ilgili %100 güvenimiz yok. Yok, çatlaklar tabii. Oluşuyor. Bir bakıyorsunuz tabii. En ufacık bir sarsıntıda. Ama hepsini denetlemeye kalktığımız zaman özellikle bir kampanyanın zaman darlığı, oradaki kadroların yeterliliği, yetersizliği gibi unsurları dikkate aldığımız takdirde bu kolay olmuyor bu. Peki. Şimdi öncelikli gruplar olmalı mı sizce? Yani şehit yakınları, gaziler ya da gençler ya da farklı. Bence sınırlı bir sayı olmadığı için bence ona gerek yok. Yani bunun 100 bin olmasıyla 150 bin olması, 50 bin olması, 75 bin olması önemli değil. Önemli olan kriterlerin tutması ve bu kriterlere göre de müracaat edilebilmesi. Şimdi sıfır konutlarda şöyle bir gerçek vardı. Arazi olarak da aslında bulmak zor, yapmak zordu sanırım. Çünkü sıfır binalar inşa edeceksiniz. Bunun için de belli bir sınırlama yapmak zorundasınız. Ama ikinci el dediğimiz zaman neredeyse bütün binaları kapsayabilecek bir durum söz konusu olabilir. Bu nedenle de kapsamı daha geniş ve daha çok insanın başvurulabileceği bir sistem olabilir mi? Ya olabilir ama bir taraftan da caydırıcılıklar olması lazım. Yani bir taraftan destek, bir taraftan örneğin 8 tane evi olan bir vatandaşımız eğer ki satarsan benim için daha cazip bir şey var diye satışa teşvik edilmeli. Yani o 8 tanenin 7 tanesinde kiracı oturacağına veya boş tutacağına ona işte başka bir olanak sağlanmalı, fırsat sağlanmalı ki ben şu süre içinde evimi satıp da şunu yaparsam benim için daha kazançlı diyebilmeli. Yani o evi ikinci el olan evi de satacak kişinin de ikna olması gerekiyor. Hatta belli bir zaman sonra işte bununla ilgili vergilendirme geleceği, bununla ilgili bir projeksiyon sunulup ben bunu yaparsam daha karlıdır diye onu teşvik etmek lazım. Önemli olan bu barınma krizini çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım evet. Bu büyük bir şu anda görünen kriz daha da büyüyebilir. Tabii. O yüzden de büyümeden aslında dediğiniz gibi önlem almak gerekir. Şimdi peki bu durum ev fiyatlarını yükseltir mi, düşürür mü? Bu kampanyalar piyasada nasıl bir etki yaratıyor?
Şimdi güzel bir söz var. Anadolu'nun bir yerinde bir misafir sormuş şu köye ne kadar zamanda giderim demiş. Hı. Oradaki esnaf demiş ki hele sen yürü, yürüyüşünü görelim, sen ona göre ben söylerim sana demiş. Şimdi bu kapsam neyi kapsayacak? Demin dediğim gibi bir şeylerin caydırıcı, bir şeylerin teşvik edici olma durumları çıkarsa burada bu cazibe oluşturacak veya oluşturmayacak. İşte birinci elde bunu gördük. Hı. Yani bu 10 gün içinde belirtilen sayıların çok yüksek olmadığı değerlendiriyor ki ben de o görüşteyim. Hı hı. Ama demek ki yatırımcıya gitmediği takdirde, ihtiyaç sahibine gittiği takdirde bu sayılar sınırlanıyor. Ama bunu kapsamlı bir şekilde konuşmadığımız takdirde fiyatları yükseltiyor. Her düşen faiz fiyatları yükseltiyor. Hı. Bir psikolojik unsur da var çünkü işinde. Anladım. Peki. Şimdi o zaman şunu da merak ediyoruz. İkinci el konut kampanyası. Herkes yeni bir kampanya çıkıyor. Belki diğerlerinde ben ev sahibi olamadım ama bunda olma ihtimalim var düşüncesi var insanlarda Ali. Şimdi bu kampanya ile ilgili ne zaman başlar süreç? Ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması seçimlerden sonra diye belirtti. Benim dinlediğim kadarıyla. O zaman açılacak ama aslında bir fırsat da var elimizde. Yani akademisyenlerden rapor almak için, dünya örneklerindeki başarılıları, başarısızları görmek için bir zaman aslında bu. Hı. Birkaç ayda olsa. Bunları incelenip de başkasının yaşadığı deneyimlerden biz fayda sağlayabiliriz. Peki, ev almak hayal mi Türkiye'de? Bence değil. İmkansız ama bu bugünkü şartlarda zor. Bugünkü şartlarda zor. Peki o zaman şimdi piyasada satılık ve kiralık fiyatların düşmesi için başka neler yapılmalı sizce? Yani bu kampanyalar tamam. Bence birinci unsur sağlıklı bir planlama yapılması lazım. Yani sağlık, eğitim, satın alma gücüyle ilgili iş, kültür, her şey büyük kentlerde. Dolayısıyla köylülük, üretmek, hele hele tarımın çok önemli olduğu bu günlerde köyleri kapatıp büyük şehirlere gelmek, köylerdeki arsa araziyi de yatırımcıya satmak çok doğru şeyler gelmiyor bana. Öyle mi? Dolayısıyla bununla ilgili birinci konu planlama yapalım. Örneğin yakında Merkez Bankası'nı İstanbul'a getirdik. Kulaktan duyduğum memurların gelmek istemediğini, çünkü İstanbul'da yaşamın daha zor olduğunu. Evet. Haklılar değiller mi? Tabii. Dolayısıyla başka illerde belli konularda uzmanlık bölgeleri oluşturup oralarda cazibe merkezi yaratıp mesela yılların, teşvik etmek aslında oralara göre. Yıllar öncesinde ben hatırlarım Paşabahçe fabrikası Mersin'e gitti. İşte Ford fabrikası yanlış hatırlamıyorsam İnönü'ye gitti. İşte başka bir fabrika. Bozüyük'e gitti gibi, hatta bu marjinal tarım arazisi olan yerlerde yapılmalı ki orada tarım üretilemiyorsa, yani gidip de birinci sınıf tarım toprakları da köreltilmeli. Tabii ki binalar dikilmemeli. Tabii, zaten kesinlikle. Depremin en çok zarar verdiği alanlar o alanlar oluyor. Dolayısıyla o marjinal tarım alanlarında işte sanayi geliştirilebilir. Oraya altyapı sağlanırsa doğru işler yapılabilir. Onun da bağlantılı olarak da konut, eğitim, sağlık, kültür gibi şeyler geliştirilip güzel işler yapılabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi artık sürem de daralıyor. Son bir soru daha sormak istiyorum size. Özellikle herkesin etrafımdan da çok duyuyorum bu serzenişini. Bana dile getiriyorlar. Ben de size sorayım. Diyorlar ki ya biz ev alamıyoruz yabancılardan. Bize fırsat kalmıyor. İşte pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Ne dersiniz? Yani yabancılara satış konusunda biraz sınırlama mı getirilmeli? Ya da bunun örneği nedir? Nasıl olmalıdır? Ya da hayır yatırımcı yatırımcıdır mı dersiniz? Ne anlamalıyız? Şimdi yıllar öncesi bir yurt dışında yaşayan bir ekonomist dostumla konuşurken dedik İstanbul'u iki İstanbul vardı. Hı hı. Nedir dedim? Bir dünya şehri. Hı hı. Dünya ile rekabet eden İstanbul bu ucuz. Bir de dedi %80-90'ın yaşadığı yaşam kaygısı giden insanların İstanbul'u var dedi. Burası da pahalı dedi. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı burada aslında. Yabancı ülke vatandaşları kendi paralarına göre Türkiye ucuz görüp ev satın aldıkları zaman, ev kiraladıkları zaman bizim insanımızın satın alma gücünün üzerinde bir piyasa oluşuyor. Evet. Dolayısıyla burada her ne kadar sosyalde baksanız siz de kiraya veren, siz de satıcı olduğunuz takdirde orada ya birisi 5 lira verirken ben niye 3 lira vereyim diye düşünür oluyorsunuz. Onun önüne geçmek lazım. Onun önüne geçemediğimiz takdirde ben her ne kadar yabancıların satın alması çok piyasayı etkilemiyor deseler de
Ben bunun bir lobi açıklaması olduğunu düşünüyorum ve doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda %4,5'larda bu. Geçtiğimiz günlerde bir müteahhitimiz açıklama yapmış. Bu %10'a çıkartılmalı diye. Daha kötü sonuçlar doğurmayacak mı özellikle ben o kendi halkı için? Ben o görüş. Ama belli yani bir bir rakamın üzerinde, belli bir standartın üzerinde yerler için bu sınırlama olmayabilir. Peki. Ama genellediğimiz takdirde o size soru soranların endişelerine ben de katılıyorum. Peki. Öncelik bizim hakkımız diyoruz değil mi? Tabii ki. Kendi memleketimiz bizim hakkımız. Efendim İstanbul Emlak Brokerleri Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan bizimle birlikteydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bu değerli katkıları da için aynı zamanda. Ben teşekkür ederim sizlere. Bu bölümü noktalıyoruz. Haftalığın saat başında tekrar gelişmelerle karşınızda olacağız.